Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yine nefis bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Benim sıkça yaptığım ve çok sevdiğim bir tariftir. Nefis çörek yapacağız bugün sizlerle hep birlikte. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle hamurunu hazırlayalım. Hamuru için gerekli malzemelerim 2 su bardağı ılık süt, 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Sütle yoğurdu şöyle bir tur karıştırıyorum ve daha sonra ununu ekliyorum. Hamurumuz için gerekli malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Artık ununu ekliyorum. Malzeme listesine ne kadar un kullandığımı açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Eğer yaptığımız çöreğimiz yumuşacık olsun, kabarık olsun istiyorsanız bir paket maya kullanabilirsiniz. Ama çıtır çıtır olmasını istiyorsanız maya değil, kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Bu da küçük bir ayrıntıdır. Kalan unu da içerisine ekliyorum. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi sonuç alacaksınız arkadaşlar. Lütfen hamuru şöyle 2-3 kere yoğurmayla bırakmayın. Güzelce özlü bir hamur oluncaya kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Spatula'yı içerisinden çıkartıyorum. Artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Öyle güzel bir çörek tarifi ki mutlaka denemenizi öneriyorum. Eğer denerseniz yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet, biraz daha un ekledim, çok az ve artık toparlamayı başlıyorum. Elime yapışsın, hiç sorun değil arkadaşlar. Kesinlikle un takviyesi yapmayın. Aksi halde hamurunuz sert olur ve çıtır çıtır olmaz. Lütfen bu önemli ayrıntıları dikkat edin. Tezgaha alarak hamuru iyice özlü bir hamur oluncaya kadar toparlayacağım, yoğuracağım. Sizler de lütfen hamur yoğururken kabın içerisinde çok fazla değil, tezgahı alarak bu şekilde avucunuzun ortasıyla bastıra bastıra yoğurmanızı tavsiye ederim. Bunlar küçük ayrıntılar ama en önemli ayrıntılar arkadaşlar. Evet, bakın hamurumuzu toparlamaya başladıktan sonra iyice yoğururken hamur yapışmıyor çünkü kıvamını alıyor. Onun için biraz önce demek istediğim buydu arkadaşlar. Lütfen un eklemesi yapmayın. Hamurumu 8 eşit parçaya bölüyorum. Yaptığımız çöreklerimiz 2 tepsi olacak ve 4'er kattan olacak arkadaşlar. Hiç gözünüzü korkutmayın. Hamur açmayı bilmeyen, oklava kullanmayı bilmeyen arkadaşlarımız dahil bu tarifi çok rahatlıkla yapabilecekler. Hamurlarımı eşit bir şekilde bezeye ayırdım. Hepsi de eşit olmasına özen gösterin. Eğer biri fazlaysa diğerini ekleme yaparak hepsinin eşit olmasını sağlayın. Bütün hamurlarımı bezeye yapıyorum bu şekilde. Evet, yaptığımız bezeleri üzerini mutlaka örtelim arkadaşlar. İster bir bezle, ister bir streç poşetle mutlaka örtelim. Üzeri kabuk tutmasın. Ara katmanlarını sürmek için tereyağı ve sıvı yağ kullanacağım. 150 gram kadar tereyağını eritiyorum. Çok fazla kaynatmayacağız tereyağını. Sadece eritmemiz yeterlidir. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Evet, yağımız hazır. İlk yaptığım bezeden başlayarak hamurları açıyorum. Merdane kullanıyorum. Dilerseniz oklava kullanmasını biliyorsanız oklavayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bilmeyenler için merdane ile göstereceğim. Bakın, o kadar güzel oldu ki hamurumuzun kıvamı değdiği an açılıyor. Evet, yuvarlak bir şekilde hamuru iyice açıyorum. Şöyle servis tabağı büyüklüğünden biraz daha büyük
açıyoruz. Yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Bu şekilde 4 kat yapacağız. Aralarını mutlaka bol bol tereyağı alıyorum. Tereyağı kullanmamızdaki amaç aralarına çıtır çıtır ve kat kat tel tel ayrılmasıdır arkadaşlar. Evet, hiç kuru kalmayacak şekilde yağladım. Bir kenarıyı alıyorum ve diğer beziyi açmaya başlıyorum. Çok az bir un serpiyorum tezgaha. Tekrar hamuru açıyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarında paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, ikinci katını da yağlıyorum. Bu şekilde 4 kat üst üstüne hamurları koyacağız. Dilerseniz 3 kattan da yapabilirsiniz. Şöyle yağlı kağıttan alıyorum tezgaha tekrar. Kenarlarını düzelterek kendimize doğru çekerek büyütüyoruz. Çok rahat bir şekilde büyüyor. Hiç sorun etmeyin. Hiç gözünüzü korkutmayın. Hatta bu şekilde elinizle bastıra bastıra da açabilirsiniz. En üzerine de bol yağ sürüyorum. Şimdi göreceksiniz ne kadar rahat açıldığını. Şöyle eşitliyorum ve kendime doğru hamuru asıltıyorum. Rahatlıkla büyüyor. Hamurun kıvamı çok güzel oldu. Evet, bu şekilde açabildiğiniz kadar açın arkadaşlar. Yırtılsa da fark etmez. Çok fazla yırtılmadıktan sonra bir iki yırtılmayla sorun etmeyin. Asılabildiğiniz kadar asılın, incecik olsun. Şöyle benim tezgaha kadar açtım ben ve artık rulo şeklinde sarıyorum. Rulo yaparken lütfen taş gibi sarmayın. Hafif esnek olsun ki tel tel rahatça açılabilsin. Bu şekilde rulo halinde sardım ve elimle biraz uzattım. Ve daha sonra gül şeklinde kendi etrafını döndürerek bu şekilde sarıyorum. Üzeri kapalı bir şekilde buzdolabında 1 saat dinlendireceğim bu şekilde. Çünkü yağlı olduğu için yağının biraz donmasını bekleyelim. 1 saatin sonunda hamuru çıkardım ve elimle üzerinden hafifçe bastıra bastıra hamuru büyütelim. Ortasından bastırmayı özen gösterin. Ortası kalın kalmasın. Şöyle ortasından kenarına doğru çekerek bu şekilde inceltelim. Şöyle tepsinin büyüklüğünde elinizle açabilirsiniz. Ben biraz daha inceltmek istiyorum. Merdane ile şöyle düzeltiyorum kenarlarına ve ortasına doğru. Evet, bu kadar yeterlidir. Tepsi büyüklüğünde açtım. Gördüğünüz gibi. Çöreğimiz bu şekilde hazır. Üzerine bir yumurta sarısı alıyorum. Yumurta sarısını fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sadece yumurta sarısı kullandım arkadaşlar. Ve çatalla çizikler atıyorum. Piştiğinde kaybolacak ama güzel bir desen de veriyor bu şekilde. Hafif çatalla bastırın, kabarmasın. Evet, çöreğimiz fırına gitmeye hazır. 200 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakikada
pişecektir ama siz lütfen kontrollü pişirin. Ve çöreğim pişti. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı, nar gibi kızardı. İnanılmaz derecede güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi maya kullanırsanız daha böyle yumuş yumuş ve kabarık olacaktır. Ben mayalı tercih etmedim. Çıtır çıtır olsun istiyorum. Şöyle sizler için bölerek de iç dokusunu göstereyim. İnanılmaz derecede lezzetli bir tarif. İnanın çok güzel kahvaltılarınıza eşlik edecek. Her gün yapmak isteyeceksiniz. Hatta diğer tepsisini ayırdım. Sabaha tekrar çörek yapacağım. İkisi bir çok geleceği için bir tepsisini ayırdım. Şöyle bakın, çel çel ayrıldı. Altı üstü çok güzel kızardı. Tekrar bölerek sizlere katlarını göstermek istiyorum. İnanın muhteşem bir kahvaltılık tarif. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince tüm ayrıntılarını vermeye çalıştım sizlere. Bir güzel tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.